Sevgili Baho takipçileri, bu videomuzda kim tarafından hangi amaçla yapıldığı bilinmeyen ve gizemini hala koruyan 5 yapıyı sizler için derledik ve bu yapılardan bahsedeceğiz. Hadi videomuza geçelim. 5. Muay heykelleri. Paskalya Adası, Büyük Okyanus'un güneydoğusunda bulunan ufacık bir bölgedir. Medeniyetten uzak olan bu adanın, dünya çapındaki şöhreti adanın çeşitli yerlerde bulunan ve Muay olarak bilinen dev heykellerden kaynaklanıyor. Paskalya Adası'nda yaklaşık 880 tane heykel bulunuyor. Bu heykellerin ağırlığı ise 70 ila 80 ton arasında değişiyor. Heykellerden bazıları bir platform üzerinde ayakta dururken bazıları da toprağa gömülü bir şekilde bekliyor. Bazı heykellerin başına kırmızı renkte olan büyük taştan şapkalar yerleştirilmiş. Bu taştan şapkalar heykellerden ayrı bir parçadır. Yani heykeller yerleştirildikten sonra başlarına bu taştan şapkalar yerleştirilmiştir. Ağırlıkları 10 tonu bulan bu şapkaların heykellerin başlarına nasıl konulduğu ise ayrı bir gizemden ibarettir. Tüm bu taşları dağlardan söken, heykelleri yapan ve bugün durdukları yere taşıyanların gerçekte kimler olduğunu bilmiyoruz. Ancak yerliler bulundukları bu topraklara kuş adamların ülkesi diyorlar. Bölgede pek çok yerde kayalara işlenmiş çeşitli kuş adam figürleri ve Muay heykellerinin birçoğunda kökeni bilinmeyen bir yazı diline ait tabletler bulunmuştur. Muay heykellerini kim yaptı, nasıl yaptı ve ne oldu da heykellerin yapımı sürerken birdenbire her şeyi yarım bırakıp gittiler? 4. Nazca çizimleri. Peru'nun güneyinde yer alan Nazca çölünde çölün büyük bir bölümünü kaplayan ve Nazca çizgileri olarak bilinen dev çizimler yer alıyor. Nazca çizgileri, çölün yüzeyini kaplayan koyu renkteki çakıl taşlarının kaldırılıp alttaki açık renkli yüzeyin açığa çıkarılması ile elde edilmiştir. Bu devasa çizimler M.Ö. 200 ila M.Ö. 800 yılları arasında yapılmış ve çizimlerin arasında çeşitli hayvan şekilleri, üçgen yıldız ve spiral gibi çok çeşitli şekiller bulunuyor. Çizimlerden bir tanesinin ise astronot olduğu iddia ediliyor. Nazca çölü yılda sadece 20 dakika yağmur aldığı ve sert bir yüzeye sahip olduğu için çizgiler yüzyıllar boyunca korunabilmiş. Bölgenin keşfi ise tamamen tesadüfen gerçekleşmiş. Çizimler 1920'lerde Peru çölleri üzerinden geçen bir yolcu uçağı tarafından şans eseri fark edilmiş. Bu da çizimlerin belli bir yükseltiden görülmesi gerektiğinin bir kanaatı. Zaten yürüyüş düzeyinde şekilleri algılamak oldukça zor. Bu durumda yapılışının en azından belli bir yükseklikten izlenerek gerçekleştirildiği düşünülüyor. O zamanlardaki imkanlar gözün önünde bulundurulursa Nazca halkının balonlardan yardım aldığı düşünülüyor. Tabii ki bu şekillerin uzaylılar tarafından yapılmış olduğuna dair pek çok teori var. Şekillerin gerçekte ne için yapılmış olduklarını ise büyük ihtimalle hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Nazca çizgileri dünyanın açıklanamayan en büyük sırlarından biri olarak kalacak. 3. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın Örüncü Köyü civarında bulunuyor. İnsanlığa dair bildiğimiz birçok bilgiyi gözden geçirmemize sebep olan Göbekli Tepe, tam 12 bin yıl önce yapılmıştır. Tarih kitaplarına göre 12 bin yıl önce insanlar avlanarak ve bitki toplayarak hayatlarını sürdürüyordu. Bu bağlamda 12 bin yıl önceki insanların yerleşik yaşama geçmemiş bir topluluk olması gerekiyordu. 12 bin yıllık Göbekli Tepe ise insanoğlunun konut yapımına sanılandan çok daha önce başladığının bir kanıtıdır. Üstelik Mezopotamya uygarlığının da başlangıç noktasının burası olduğu düşünülmektedir. İngiltere'deki Stonehenge'den 7 bin yıl ve Mısır piramitlerinden 7500 yıl daha eski olan Göbekli Tepe'nin en önemli özelliği ise tarihteki ilk tapınak oluşudur. Göbekli Tepe'de bulunan bazı taşlar Stonehenge'deki taşlardan çok daha büyüktür. Stonehenge'de bulunan taşlar kabaca oyulmuş ve özelliksiz kayalardan oluşurken Göbekli Tepe'de bulunan kayalar ince resim ve işlemelerle donatılmıştır. Tüm bu resim ve işlemleri yapan insanlar bizden o kadar eskide yaşamışlardı ki kimdiler, nasıl yaşarlardı ve ne düşünürlerdi bilmiyoruz. Çünkü 12 bin yıl önce yaşayan bu insan toplulukları ile ilgili elimizde yazılı hiçbir bulgu yok. 2. Büyük Gize Sfenksi. Üç büyük piramidi kısa bir mesafede, firavunların hükümdarlık merkezi olan eski Memphis'teki büyük mezarlıktır. Aslan gövdeli ve insan başlı olan bu Sfenks'in uzunluğu 73 metre, yüksekliği ise 20 metredir ve dünyanın en eski heykelidir. Piramitleri savunurmuş gibi duran Gize Sfenksi, doğuya bakar ve pençelerinin arasında bir tapınak yer alır. Büyük Gize Sfenksi,
Nuh tufanı yüzünden su erozyonuna uğramış, insanlar ve kirlilikten dolayı çok zarar görmüştür. Aslında onu tamamen yok olmaktan kurtaran tek şey, zamanın büyük bir kısmını çöl kumuna gömülü olarak geçirmiş olmasıdır. Üç büyük piramitte de olduğu gibi, Büyük Sefenks'in henüz açıklanmamış gizemleri vardır. Heykeli antik Mısır firavunlarının Kefre'nin yaptığı iddia edilse de, heykel Kefre'nin hükümdarlığından çok daha eskidir. Yani heykeli kimin yaptığı ve heykelin hangi zamanda yapıldığı bilinmiyor. Ayrıca yapılan kazı çalışmalarından Sefenks'in altında gizli tüneller bulunmuş fakat sürekli devam eden restorasyon çalışmaları yüzünden bu tünellerin ne işe yaradığı ve ne amaçla kullanıldığı bir türlü çözülememiştir. Eski Mısır'ın ve bugünkü Mısır'ın bu ulusal sembolünün belki anlaşılagelen tek bir işlevi vardır. Yüzyıllar boyunca şairlerin, bilginlerin, maceracıların ve bizlerin hayal dünyasını meşgul etmek. 1. Yonaguni Piramidi. Yonaguni Piramidi, Japonya'nın güney kıyısında bulunan ve yaklaşık 10 bin yaşında olduğu düşünülen bir yapıdır. Yapının doğa şartları altında oluştuğuna dair bazı kanıtlar olsa da, yapının üzerindeki keskin hatlar ve şekiller onun insan eseri olduğunu kanıtlar niteliktedir. 50 metre uzunluğu ve 20 metre yüksekliğe sahip olan bu piramit, dünyanın en eski yapılarından biridir. Okyanusun dibinde yatan bu çok eski yapı, buzul çağından beri buzulların erimesi sonucu sular altında kalmış, antik uygarlık kalıntısı olabilir. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız lütfen videomuzu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.